Kaplan hazır değerli izleyiciler. Galatasaray'da bugün biraz transfer odaklı gidelim. Kongre malumunuz ve Galatasaray'ın başkan adaylarını yakın zamanda Aspor ekranlarında da izleyeceksiniz. Özellikle nasıl bir Galatasaray vaat ediyorlar Galatasaray yayınlarında, canlı yayınlarında bunları da öğrenmiş olacağız. Sevgili Emre, biz hemen sözü sana bırakalım. Teşekkürler Mustafa Göksu. Ben de öncelikle iyi yayınlar dileyim hem size hem de konuklarınıza. Galatasaray'da hep bahsediyoruz. Belirsizlikler çok fazla. Yönetimle ilgili, teknik adamla ilgili, kadro planlamasıyla ilgili. Dün bir tanesine en azından bir nokta konulmuştu. Pazartesi günü itibariyle takımın topbaşı yapacağı ve Flora Metin Oktay tesislerinde çalışmaların gerçekleştirileceğini ifade etmiştik. Ve artık bunun üstünden devam edilecek. Bundan sonraki sürece dair planlamalar. Bir yandan kongre heyecanı, kongre yarışı yaşanırken bir yandan da bu planlamaya dair durum takip edilecek ve bunun geliştirilmesi için uğraşılacak. Galatasaray'da tabii kadro planlaması ile ilgili, transferle ilgili durumlarda konunun dönüp dolaşıp geldiği nokta son yıllarda hep finansal fair play anlaşmasıydı. Burada sattığın kadar, bonservis geliri elde edebildiğin kadar oyuncu kadrona katabildiğin bir durum ortaya çıkıyordu ve Galatasaray adına bu anlaşmanın artık sonuna gelindi ama bu kağıt üstünde sonuna gelinmiş olabilir ama Galatasaray'ın fiili durumunda zaten yine buna benzer bir durum devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Kaynağı oluşturabilmek adına da oyuncu satışı gerçekleştirmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Dediğimiz gibi finansal fair play anlaşması belki noktalanacak ama fiili durum çok fazla değişmeyecek. Burada da ön plana çıkan isimler bahsediyoruz. Mbaye Diagne Premier Lig'de iyi bir yarım sezon geçirdi aslında kiralık döneminde. Takımı küme düşmesine rağmen önemli izler bıraktı ve talipleri var. Premier Lig'den, Championship'ten talipleri olan bir oyuncu. Galatasaray yönetimi şu anda mevcut süreci yürüten isimler ve profesyoneller Diagne için görüşmeleri gerçekleştiriyor ama biraz şu an bunun yavaş seyrettiğini söyleyelim. Bunun dışında yine Luyendama Galatasaray'ın gelir elde edebileceğini düşündüğü isimlerden bir tanesi. Aslında belki bir yıl, bir buçuk yıl önce çok daha ciddi bonservis rakamları konuşuluyordu Luyendama için. 10 milyon euronun üzerinde çift haneli rakamlar konuşuluyordu. Bugünkü durumda biraz daha piyasasının gerilediğini görüyoruz. Hem Avrupa'da forma şansı bulamaması hem sakatlıktan sonra yaşadığı form düşüşü Luyendama'nın biraz değerini düşürdü. Maddi anlamda tabii ki bunu söylüyoruz. Galatasaray Luyendama'yla yeni bir sözleşme yapıp biraz daha elini kuvvetlendirip sonrasında da oyuncunun satışını planlıyor. Ama tabii bunların hepsi 19 Haziran sonrasına kalacak gibi gözüküyor. Bu ciddi kararları mevcut yönetim şu anda çok fazla almak istemiyor. Sonraki yönetimleri de, gelecek olan yönetimleri de bağlayıcı bir durum olduğu için burada çok ciddi kararların alınması için biraz daha bekleniyor gibi gözüküyor. Bunun dışında dediğimiz gibi yine gelecek isimlerle alakalı bir takım görüşmeler var. Moreno isminden bahsettik. Dün de bunu ifade etmiştik. Sol bek oyuncusu için bu hafta içi kulübüyle bir görüşme gerçekleşecek ve çok yüksek olasılıkla bu transfer gerçekleşecek. Galatasaray'ın yeni sezondaki sol beki olması oldukça yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Çünkü oyuncu tarafıyla artık anlaşmaya çok yakın Galatasaray. Takımıyla da kulübüyle de anlaşma sağlanması halinde artık bu durum nihayete erecek gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi bir yandan kongre çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle A-Spor ekranında tüm başkan adaylarını canlı yayında ağırlıyor olacağız. Onun dışında da başkan adaylarını yine kendi etkinlikleri olacak önümüzdeki hafta. Artık tamamen son düzlükte bütün adayların vites arttırdığını söyleyebiliriz. Her akşam bir başkan adayının etkinliği gerçekleşecek. Üyelerin son dönemde artık oylarını alabilmek adına bu durum ortaya konacak gibi gözüküyor. Sevgili Emre, merak ettiğim hususlardan biri şu: Galatasaray'da herhangi bir futbolcuya teklif var mı? Galatasaray'a iletilmiş herhangi bir teklif var mı? Şu anda kulübe ulaşmış resmi bir teklifin olmadığını söyleyelim. Özellikle Feghouli ve Falcao için Galatasaray teklif bekliyor. Hatta menajerleri de yetkilendirildi oyunculara kulüp bulabilmeleri adına. Ve Galatasaray'ın iki oyuncudan da bonservis beklentisi yok. Bunun altını çizelim. Hem Feghouli hem Falcao sadece yıllık maaşlarından kurtularak bir anlamda Galatasaray'ın orada maaş bütçesinde bir yer açabilmesi için bir uğraş var ama burada henüz somut bir adım gelmiş değil. Ne Falcao için, ne Feghouli için, ne Mbaye Diagne için. Belki de en çok teklif beklenen isim Diagne ama Diagne için de kulübe ulaşmış o antetli kağıda yapılmış resmi bir teklifin olmadığını ifade edelim. Menajerler vasıtasıyla bir takım görüşmeler gerçekleşiyor. İşte Feghouli için Olympiakos'la bir görüşme yapılmıştı fakat Feghouli'nin talepleri yüksek bulundu ve iki oyuncu için de aslında hem Falcao için hem Feghouli için benzer bir durum söz konusu. Oyuncuların maaşları çok yüksek. Galatasaray kurtulmak istiyor maaşlardan ama diğer kulüplerde, gitmesi muhtemel kulüplerde bunu çok fazla karşılayabilecek durumda değil. Burada bir açmaz oluşuyor. Bir formül üretilmeye çalışılacak. Belki maaşının bir kısmını ödeyerek en azından zarardan kâr etme yoluna gidebilir Galatasaray. Bunlar hep şu anda masadaki ihtimaller ama Feghouli için, Falcao için, Diagne için, Luyendama için, hatta
Marka Ağabey için Galatasaray'ın elindeki en değerli oyunculardan bir tanesi. Henüz resmi bir teklif olmadığını söyleyelim. Peki Işın Çelebi'nin, Sayın Çelebi'nin adaylıktan çekilmesi meselesi var. Mevcut 5 adaydan birine avantaj sağladı mı sence bu çekilme? Sayın Işın Çelebi aslında adaylıktan çekilirken şu an mevcut isimlerden bazılarını olumsuz anlamda işaret etti. Şu an mevcut 5 başkan adayından 2 ya da 3'ünü, 3 isimden bahsetti. Olumsuz anlamda işaret etti ama burada zaten Sayın Çelebi'nin çekilirkenki yaptığı açıklama bir ortak akıl, bir çatı aday, bunun altında toplanılması gerekiyor ve 6 adaylı bir seçim Galatasaray'ı ileri götürmez şeklinde. Aslında şu anki sürecin genel değerlendirmesini yaptığı bir açıklamaydı Sayın Çelebi'nin bu adaylıktan çekilme açıklaması. Ama ben açıkçası çok fazla diğer adaylar üzerinde bir değişim göstereceğini ya da seçimin sonucuna direkt olarak etki edeceğini düşünmüyorum. Işın Çelebi çok değerli bir isim Galatasaray camiasında. Zaten adaylığını da bir anlamda bu birleşme durumunu ortaya koyabilmek adına, ortak bir akılla, ortak bir adayla seçime gidebilme noktasında olabilmek için adaylığını koymuştu. Vazifesini tamamladı bir anlamda bu süreçte ve adaylıktan çekildiğini söyledi. Mevcut adaylar üzerinde olumlu ya da olumsuz ben açıkçası çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum bu sürecin. Emre Kaplan'a sorumuz var mı? Ben şu yani resmi teklif var vesaire gibi yoğun bir kamuoyunda söylem olduğu için sormak istiyorum. Yani Emre'nin kulağına gelen bir şey var mı diye. Fernandinho konusunda çok fazla haber okuyoruz. Yurt dışı basında da var. Yani senin duyduğun bir şey var mı? Bana çok mantıklı gelmiyor açıkça söyleyeyim ama yani bazen olabilir. Çünkü 36 yaşında bir oyuncu ama full oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için soruyorum Emre. Haldun abi şöyle söyleyeyim. Aslında dün ya da bir önceki günkü yayında bu durumu ifade etmeye çalışmıştım. Şu anda Galatasaray adına transfer görüşmelerini Abdurrahim Albayrak ve kulüp profesyonelleri gerçekleştiriyor. Ama bunun dışında 5 tane başkan adayı var ve her başkan adayında tabii ki kafasında bir takım planlar, projeler ve bu projeleri gerçekleştirebilmek adına görüşmek istediği oyuncular var. Bu biraz bilgi kirliliği oluşturuyor. Aslında bu görüşmeler yalanlanmıyor çünkü herhangi bir başkan adayı bu 5 adaydan bir tanesinin ekibinden futbolla ilgili olan yöneticileri belki bir takım görüşmeler gerçekleştiriyor menajerlerle. Eğer biz seçilirsek 19 Haziran itibariyle başkan olursak oyuncunuzla çalışmak istiyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz şeklinde ve bunların hepsi de tabii günün sonunda Galatasaray'ın gerçekleştirdiği görüşmeler olarak anılıyor. Hem çok fazla isim dolaşıyor ortada hem de biraz tabii bilgi kirliliği oluşuyor. Ama Galatasaray'ın şu an mevcut kulüp adına transfer görüşmelerini gerçekleştiren Sayın Abdurrahim Albayrak ve profesyonellerinin Fernandinho ile herhangi bir teması olmadığını söyleyelim. Başkan adayları üzerinden, şu anki mevcut adaylar üzerinden Fernandinho'ya ya da menajerine ulaşmış bir teklif olabilir ama şu an itibariyle, bugün itibariyle kulübün yaptığı bir teklif olmadığını söyleyelim. Teşekkür ederim. Peki Emre Kaplan'a çok teşekkür ederiz. Aktardığı bilgilerden dolayı Galatasaray fazlasıyla seçim atmosferinde Emre'nin vurguladığı nokta da kritik. Yani 5 başka